Sempozyumumuza başlamadan önce sizleri Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları... Türk Radyoloji Derneği Samsun Şubesi'nce gerçekleştirilen ve 19 Mayıs Üniversitesi'nin de desteklediği tanısal görüntülemede radyasyon güvenliği sempozyumu gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen sempozyum hakkında bilgi veren Sempozyum Başkanı 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meltem Ceyhan Bilgici, sempozyumda tanısal radyolojik incelemelerde alınan radyasyon dozlarından ve bu radyasyonun olası tehlikelerinden ve risklerinden bahsedeceklerini belirtti. Şu an dünyada da Türkiye'de de gündemde bir konu. Çünkü insanlar işte tomografi çektiriyorlar ya da radyasyon içeren bir tetkik ile çekiyorlar ve insanlarda şöyle bir korku oluşuyor. Hani bu beni kanser yapacak mı? Ne olacak? Bu tür riskler şu anda çok gündemde. Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tamer Kaya ise radyasyonun görünmeyen düşman ve belki de dost olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Bilim bize buradaki sıkıntıyı çözecek. Çünkü ne elle tutulabiliyor ne gözle görülebiliyor. Ve bu durumda bunu ancak bilimsel metodolojiyle algılamamız ve ortaya koymamız lazım. Bu bilgileri de muhakkak ki bu meslek grubuyla ve doğal olarak da hastalarımızla paylaşmamız çok çok önemli. Türk Radyoloji Derneği Samsun Şube Başkanı Çetin Çelenk de tüm Türkiye'de hem de dünyada olan yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri meslektaşlarına aktarma gayretinde olduklarını ifade etti. Biz dünyada, ülkemizde olan yenilikleri, bilimsel gelişmeleri aktarmaya, meslektaşlarımıza aktarmaya gayret ediyoruz.